Merhaba, Eğitimde Teknoloji ve Bilimselliğin Öncüsü benim özel kursuma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 12. sınıf konusu olan toplam fark formülleri, yarımaçılar, denklem çözümlerini göreceğiz arkadaşlar. Toplam fark formüllerimiz. Şimdi sin alfa artı beta, sin alfa çarpı sin, sin kos, sin kos olarak gidiyor arkadaşlar. Açıların yeri değişiyor. Alfa beta, beta alfa olarak aradaki toplamaysa toplama, sin de çıkarmaysa çıkarma olarak yazıyoruz arkadaşlar. Kosinüs de kos kos sin sin olarak gidiyor. Alfa beta açıları yerleştiriyorsunuz. Artı ise eksi, eksi ise artı olarak yazmış oluyoruz. Tanjant alfa artı beta da tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta. Ezberlemek zorundasınız maalesef arkadaşlar. Kendinize bir kodlama olarak yapabilirsiniz. Tanjant alfa eksi tanjant beta'yı da tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tan alfa çarpı tan beta. Tan da da aynı sinde olduğu gibi artıysa yukarıdaki artı, eksi ise eksi. Kotanjant da tam tersi. Ya zaten alfa tanjantı bulursak alfa artı beta, bunun 1 bölü tanjant alfa artı beta benim kotanjantımı verecek. Kotanjant alfa eksi beta da eksi oluyor arkadaşlar. Bakın eksi var burada. 1 bölü tanjant alfa eksi beta olarak yazmış oluyoruz. Evet. Sin 20 çarpı. Şimdi sin kos sin kos. O zaman arkadaşlar bu nedir? Sinüs toplam fark formülüne giriyor. Aradaki artı olduğu için o zaman açıları topluyorum. 20 artı 40 diyorum. Bu da sin 60. Sin 60'ın değeri de kök 3 bölü 2 olduğundan cevabımız kök 3 bölü 2'dir diyoruz. Kos kos sin sin. Bu kosinüs açılımıdır. Eksi ise artı demiştik. O zaman artı olduğuna göre eksi olacak aradaki. 50 eksi 20 diyorum. Kos 30'a eşit gelmiş olacak. Onun cevabı da kök 3 bölü 2 gelmiş oluyor. Bakın sin sin kos kos. O zaman bu nedir arkadaşlar? Ben ya da eksi ortak parantezini alayım. Kos 15, kos 75, eksi sin 15, sin 75 daha net görün. Burada eksi kos kos sin sin olduğunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksiyi yazdım. Kosinüs eksi ise topluyoruz. Yani 75 artı 15 diyorum. 75 artı 15 ne yapıyor? 90 yapıyor. Eksi cos 90. Cos 90'ın değeri de 0 olduğu için cevabımız 0'dır diyoruz. Sin x'im 3 bölü 5. Cos y 12 bölü 13. Sin x eksi y'yi vermiş arkadaşlar. Sinüs açılımı neydi? Sin x çarpı cos y eksi cos x çarpı sin y açılımımız mevcuttu. Şimdi sin x'im 3 bölü 5. Sin x gördüğüm yeri 3 bölü 5 yazdım. Cos y'miz 12 bölü 13. Bunu da yazdık. Sıkıntı yok. Eksi cos x. Şimdi üçgen çizerek cos x'i bulacağım. Sin x'im karşı bölü hipotenüsten 3, 4, 5. Cos x'im de ne geldi? 4 bölü 5 gelmiş oldu. Sin y'yi de aynı şekilde üçgen çizerek bulacağım. Cos y'si 12 bölü 13. O zaman 5, 12, 13 özel üçgenim var. Cos y'si de ne gelmiş olacak arkadaşlar buradan? Sin y'si pardon. Karşı bölü hipotenüsten 5 bölü 13 gelmiş olacak. Şimdi buradan düzenlediğimiz zaman 36 bölü 65 eksi 20 bölü 65 kalmış oluyor. Çıkarttığımız zaman 16 bölü 65 benim cevabım gelmiş olacak arkadaşlar. Evet, tanjantdan çözelim. Şurada artı olduğuna göre o zaman bu ifadem nedir? Tanjant 15 artı 30 demektir. Tan 45 eşit oldu. Tan 45'in değeri de 1 olduğundan cevabımız 1 geldi. Bu da kotanjantın formülü arkadaşlar. Tanjantın tersi ama eksi kotanjant aradaki işaretten kaynaklı. Ne yapıyorum? O zaman eksi kotanjant ne diyorum? 70 eksi 10 diyorum. Bu şekilde o da eksi kot 60'a eşit. Kot 60'ın değeri de kök 3 bölü 3 olduğundan eksi kök 3 bölü 3 gelmiş olacak. Kos 15 arkadaşlar. Kos 45 eksi 30 olarak yazabilirim. Kosinüs toplam fark formülünü uygularız. Ne yaptı? Kosinüs 45. Kos, kosinüs 30. Eksi ise artı yazıyorduk. Sinüs 45 çarpı sin 30 olarak yazmış oluyorum. Kos 45'in değeri arkadaşlar kök 2 bölü 2. Kos 30'un değeri kök 3 bölü 2. Artı sin 45'in değeri kök 2 bölü 2. Sin 30'un değeri 1 bölü 2. Eşittir kök 6 bölü 4 artı kök 2 bölü 4. Paydalar aynıysa kök 6 artı kök 2 bölü 4 benim cevabım gelmiş oldu
bu şekilde verildiği zaman bildiğimiz değerler üzerinden toplam fark kullanarak sonucu bulabiliriz arkadaşlar. Evet, şekilde verilenlere göre BAD kaçtır diyor. Bakalım BAD'yi istemiş arkadaşlar. Hemen ben bir çizgi çizeceğim. Nereden çizmem lazım? CA'yı çizmem lazım. 3, 4, 5 özel üçgenim geldi. Sin BA ne istiyor bir dakika? Sin BAD'yi yani şurayı istiyor. Ben buraya X desem, şuraya da Y desem arkadaşlar. Benden ne istiyor? Sinüs X artı Y'yi istiyor. Şimdi sin X artı Y'yi bulurken sin X çarpı cos Y artı cos X çarpı sin Y gelmiş olacak. Şimdi şurada 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 16 ile 25'in toplamı 41. O zaman şurası dik midir arkadaşlar? Pisagor bağıntısı gibi geldi gözüme. Hemen dikliği yerleştirdim. Çünkü Y illaki buradan bir açının dik gelmesi lazım ki cos Y ile sin Y'yi bulayım diye düşünüyorum. Sin X'in karşısı ne? Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Cos Y'miz ne? Komşu bölü hipotenüsten 5 bölü kök 41. Artı diyorum. Cos X'imiz ne? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Sin Y'miz ne? Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü kök 41. Buradan çarptığımız zaman arkadaşlar 15 artı 16 bölü ne diyorum? 5 kök 41 diyorum. Topladığım zaman 31 bölü 5 kök 41 gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şuradan ben şu açıya da mesela ne diyelim? B desem şurası da tamamı A olacak. Tanjant X'i istiyor ya benden. Tanjant yani X'im nedir? Tanjant X eşittir. Tanjant A eksi B'yi istiyor demektir. Buradan tanjant kuralını uygularsam tanjant A eksi tanjant B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B demektir. Şimdi tan A'yı bulabilirim. Karşı bölü komşu 3 bölü 4 gelmiş oldu. Tan B'si karşı bölü komşudan 2 bölü 4 gelmiş oldu. 1 eksi 3 bölü 4 pardon artı olacak. Özür diliyorum, şurası artı olacak arkadaşlar. Kuralı 1 artı 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 4. Buradan yukarısı 1 bölü 4. Aşağısı da 6 bölü 24. 24 artı 6 ne gelir arkadaşlar? 1 artı 6 bölü pardon 16. 16 artı 6 22 bölü 16 geldi. Ters çevirip çarpalım arkadaşlar. 16 bölü 22. 16'yı 4'e böl. 4. 4 bölü 22 sadeleştirdiğimiz zaman da 2 bölü 11 benim tanjant x'im gelmiş oldu. Bu şekilde toplam farka çevirerek yapmış oluyoruz. Evet, yarım açı formüllerimiz. Herhangi bir sayının trigonometrik oranları bu sayının yarısının trigonometrik oranları cinsinden veren bağıntılara yarım açı formülleri diyoruz. En çok kullandığımız sin ve kosinüs var zaten. Sin 2a eşittir 2 çarpı sin a çarpı cos a. Cos 2a'da arkadaşlar bakın cos 2a. Cos kare a eksi sin kare a eşittir. Şimdi buradan şu iki formülü nasıl çıkartıyoruz? Şuradan çıkartıyoruz. Mesela cos kare a gördüğüm yere ben 1 eksi sin kare a yazabilir miyim? Yazarım arkadaşlar. Sin kare x artı cos kare x'ten dolayı. Buradan 1 eksi 2 sin kare a formülümüz geliyor. Bakın alttaki yerde. Sin kare a gördüğüm yere de aynı şekilde 1 eksi cos kare a yazabilirim arkadaşlar. O da cos kare a eksi 1 artı cos kare a'dan bakın 2 cos kare a eksi 1 gelmiş oldu ikinci kuralımda. Yani şunu bildiğiniz takdirde şu ikisini de çıkartabilirsiniz diyoruz. Tanjant 2a'da 2 tan a bölü 1 eksi tan kare a. Kotanjant 2a'da 1 artı 1 bölü tan 2a olarak formülümüz mevcut. Devam edelim. Yarım açı formülleri toplam formüllerinden elde edilen sonuçlardır arkadaşlar. Merak edenler için bu formüller toplam formüllerin uygulamasından kolayca doğrulanabilir. Mesela sin 2a'yı ben ne yaptım? Sin a artı a olarak parçaladım. Ne yapacak arkadaşlar? Sin a artı a ise
formülüm neydi? Sin A çarpı kosan sin A çarpı kosan. Aynı değerden olduğu için 2 çarpı sin A çarpı kosan gelmiş oldu. Aynı mantıkta kosinüsü de aynı şekilde yapıyoruz. Kos A artı A, kos A çarpı kos A eksi sin A çarpı sin A. Kos kare A eksi sin kare A'dan gelmiş oluyor. Sin kare A artı kos kare 1 olduğundan bunları bulabiliyoruz demiştik az önce zaten. Tan 2 A'da tan A artı tan A. Tan A artı tan A bölü 1 eksi tan A çarpı tan A'dan 2 tan A bölü 1 eksi tan kare A gelmiş oluyor. Dediğim gibi toplam fark formüllerinden rahatlıkla şunları çıkartabiliyorsunuz. Evet, sin 70 bölü sin 35. Yani sin 70 bölü ne istiyor? Sin 35'i istiyor arkadaşlar. Sin 70 2 çarpı sin 35 çarpı kos 35 olarak yazılabilir. Çünkü 70'i ben 35 çarpı 2 olarak düşünüyorum. Bölü sin 35 gelmiş olacak. Sin 35'ler birbirini götürdü. 2 çarpı kosinüs sin 35'ler aynen birbirini götürdü. 2 çarpı kosinüs 35 gelmiş oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Sin 10, kos 10 ve kos 20. Şimdi arkadaşlar sin 10 ve kos 10 benim yarım açıma benziyor. Ama ne eksik? Kat sayısı 2 eksik. Paydaya da 2 eklersem bulmuş olduk. Burası sin 20 gelmiş oldu mu? Ne geldi? Sin 20 çarpı kos 20 bölü 2 gelmiş oldu. Yine yarım açıma benziyor ama başında katsayı eksik. Yukarı eklerseniz aşağıya da eklemeyi ihmal etmiyorsunuz. Buradan yukarısı sin 40, aşağısı da 4 geldi. Cevabım sin 40 bölü 4 gelmiş oldu. Sin x artı cos x eşittir 2 bölü 3. Tam parantez karelerini alalım arkadaşlar. Yani birincinin karesi sin kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı sin x çarpı cos x. Artı ikincinin karesi cos kare x. Eşittir 4 bölü 9 demiş oluyorum. Şimdi buradan şurası benim sin 2x'im açılımı oldu. Sin kare x artı cos kare x'im de 1. 1'i de ben eksi 1 olarak bu tarafa gönderdim. O zaman sin 2x'im değeri ne? Eksi 9 artı 4. Eksi 5 bölü 9 gelmiş oldu arkadaşlar. Sin 2x'in açılımı diyoruz. Dediğim gibi 1'i gönderdiğiniz zaman 4 bölü 9'dan 1'i çıkarttığımızda sin 2x açılımı eksi 5 bölü 9 gelmiş oluyor. Evet, şurada ben şu ifadeyi x desem. Yani kosinüs 2x'i istiyor. Kosinüs 2x nedir? Sin x'i bulacağım için sin formülünü kullanabilirim. Yani 1 eksi 2 sin kare x formülünü kullanabilirim. Yani buradan arksin 2 bölü 3 eşittir x ise x'im sin x'im pardon eşittir 2 bölü 3'tür. O zaman sin x gördüğüm yere 2 bölü 3'ün karesini yazmış olurum. O da 1 eksi 2 çarpı 4 bölü 9. 1 eksi 8 bölü 9'dan cevabımız 1 bölü 9 gelmiş olacak arkadaşlar. Tan x'im belli 1 bölü 2. Tan 2x'i istiyor. Tan 2x'in açılımı ne arkadaşlar? 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'de. Tan 2x açılımından getiriyoruz. 2 çarpı tan x'im 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 2'ler gitti. Yukarısı 1, aşağısı 4'ten 1 çıkar. 3 bölü 4 ters çevirdiğimiz zaman arkadaşlar cevabımız 4 bölü 3 gelmiş oluyor diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Denklem çözümümüz. Sin x eşittir a ise sinüsü a olan açıların bitim kenarlarının birim çemberi kestiği noktalardır. C ve D'dir. Bu nedenle k eleman z olmak üzere. Bakın gerçek sayıları karşılık gelir. Yani sin x eşittir a. Karşınıza şöyle bir şey gelse sin x eşittir 1 bölü 2 mesela. Buradan ne geliyorum? Sin hangi durumda 1 bölü 2'dir arkadaşlar? 30 durumunda 1 bölü 2'dir. O yüzden x'im 30 ya da ikinci bölgeye tekabül eden 180 eksi 30'dan ne gelecek? 150. Buna göre aralık zaten size verirler. Mesela atıyorum 0 ile 2 pi aralığı şeklinde verdiğinde 2 tane çözüm kümem gelir. Ya da size ne verecek? Daha büyük bir değer verirse daha da artıracaksınız bunu. Şu k piler o işe yarıyor. Mesela x eşittir teta artı 2 k pi ya. K'ya 0 verirseniz 30 gelmiş oldu. K'ya 1 verirseniz 360 artı 30'dan 390 gelmiş oldu. Bu işimize yarıyor aslında. Formülümüz bu. Bunu demek istiyor. Cos x eşittir a denkleminde de aynı mantık var ama cos da teta ve eksi teta olarak düşünüyorum. Yani diğerinde 180'den çıkartıyordum, bunu da çıkartmıyorum, teta eksi teta diyorum. Yani kosinüs kaç olsun? Alfa eşittir
1 bölü 2 diyelim gene. Hangi durumda 1 bölü 2'dir? Kosinüs 60'da. O zaman alfam ya 60'tır ya da eksi 60'tır. Bakın 60 artı 2 kpi diyorum ya da eksi 60 artı 2 kpi olarak yazmış oluyorum. K'ya 0 verirsem 60'a ne gelecek? Eksi 60 gelecek. K'ya 1 verirsem arkadaşlar 360 artı 60 420 gelir. K'ya 1 verirsem 360'dan 60 çıkar. 300. Mesela sizin aralığa 0 ile 2 pi aralığını kastetmiş olsa arkadaşlar, bakın 60 alırım ama eksi 60'ı almam çünkü bu aralığa girmiyor. 420'yi alamam ama 300'ü ne yaparım? Alırım arkadaşlar. Bu şekilde yapmış oluyoruz. Soru kalıplarını. Tanjant x eşittir a olarak karşımıza geldiğinde, bakın tanjant zaten sine paralel olan doğrumuzdur. Çözüm kümesi de mesela tanjant x eşittir 1 desem hangi durumda 1'dir? Tek bir durumumuz var, 45. Yani 45 artı kpi olarak yazmış oluyorum. K dediğim gibi k'ya 0 verirseniz 45, k'ya 1 verirseniz 180 artı 45'ten 225. Bu şekilde birinci ve kaçıncı bölge üzerinden değerlendiriyorsunuz? Üçüncü bölge. Çünkü tanjant artı olmuş oluyor. Bu şekilde artış gösterir. Bölgelere göre eğer size 0 ile 360 aralığı derse ikisini dahil etmiş oluyorsunuz. Ama bölge eğer bana 0 ile 90 aralığı ya da 180 aralığı demiş olsa sadece 45 olmuş olacak. O kapiler o işimize yarıyor arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz sinde ve kosta 2 kpi'ydi. Tanjant ve kotanjant da kpi olarak yer almış oluyor. Kotanjantta da aynı mantık var. Mesela kotanjant x eşittir gene aynı şekilde 45 verdiğimde hangi durumda 1 verdiğimde x'im ne gelecek? 45 gelmiş olacak. Açım ne gelmiş olacak o zaman? Çözüm kümem ne gelecek arkadaşlar? x eşittir 45 artı kpi. K eleman tam sayı. Arkadaşlar burada 45 olarak vermez. 45 nedir? Normalde pi bölü 180'i 4'e böldüğünüzde. Yani seçeneklerde 45 aramayın. Pi bölü 4 olarak verir. 2 kpi olarak yazmış oluruz. Sin ve kosta 2 kpi varken tanjant ve kotanjant da kpi olarak yerleşmiş oluyor. Evet, örneklerimize başlarsak tanjant x eşittir eksi 1 ise çözüm kümesi nedir? Şimdi tanjant x eşittir eksi 1. Hangi durumda eksi 1'dir arkadaşlar? İkinci bölgeye tekabül edersek 135 olur. Yani tanjant 135'in değeri nedir? 3 pi bölü 4 müdür? 184'e bölü 45, 45'i 3'ü çarp. Aynen 135. O zaman tanjant x eşittir. Tanjant ne gelecek? 3 pi bölü 4 gelmiş olacak. Eksi olduğu için eksi bölmesine bakıyorum arkadaşlar. O zaman x'im nedir arkadaşlar? 3 pi bölü 4 artı kpi gelmiş olacak. Yani çözüm kümesi seçeneklerde karşınıza gelen çözüm kümesi x eleman reel sayı x eşittir 3 pi bölü 4 artı kpi olarak yazıyorum. K da benim tam sayım olarak yerleşmiş oluyor. Evet, burada ne yapıyorum? Çözüm kümesini ayırıyorum. Yani çarpanları ayırıyorum arkadaşlar. Cos x eksi 1 çarpı cos x artı 3 eşittir 0 diyorum. Cos x'im ya 1'dir ya da cos x'im eşittir eksi 3'tür. Şimdi cos x hiçbir zaman eksi olmaz çünkü eksi 1'den küçük olmuyordu. O zaman cos x eşittir 1'dir. Cos hangi durumda 1'dir arkadaşlar? Kosinüs 0 da idi. O zaman x'im ya 0'dır. 90'da 1 olmaz. 180'da olur mu arkadaşlar? Bir sıfırını alıyordum, açının bir de eksilisini alıyorum. Sıfırın artılısı ve eksilisi olmadığı için o zaman çözüm kümem ne yapıyoruz? X eşittir 0 artı 2 kpi olarak yazmış oluyoruz çözüm kümemizi arkadaşlar. Sıfırın artısı kosinüste ne demiştik? Bir artılısı bir eksilisi olarak yazıyoruz demiştik. Eğer bana mesela kaç desek 90 demiş olsaydım 90 ve eksi 90 olarak yazardım. Sıfırın eksilisi olmadığı için tek bir değer olur. Sıfır olmuş olacak. Kosinüs ve sinüse göre lineer denklemler. A çarpı cos x çarpı b eksi eşittir c biçimde ifade edilen denklemlere cos x ve sin x'e göre lineer denklemler denir. Bu şekilde denklemlerin çözülebilmesi için a kare artı b kare büyük eşit c kare a çarpı cos x artı b eksi eşittir c denklemi çözülürken her terimi a'ya veya b'ye bölünür. Denklemde oluşan terimlerden a bölü b'ye veya b bölü a'ya tana denilerek
denklem çözülür. Yani ne demek istiyor? Bakalım arkadaşlar. Şimdi kök 3 tanjant ne eşit? 60 eşit. Ben burada kök 3 gördüğüm yere tan 60 yazsam. Tan 60 nedir? Sin 60 bölü kos 60'tır. Çarpı kos x eşittir 1. Payda eşit dersem ne gelecek? Sin x çarpı kos 60 artı sin 60 çarpı kos x gelmiş oluyor. O da eşittir kos 60, paydası eşitlendiği için. Peki sin kos, sin kos olduğunu gördüğümüz takdirde bu nedir? Sinüs 60 artı x'tir. O da eşittir kosinüs 60 diyoruz. Bunu sine çevirsek sin 30 gelmiş olacak. O zaman x artı 60 eşittir 30 artı 2 kpi olarak yazabilirim. Ya da x artı 60, 180'den 30'u çıkartırsanız 150 artı 2 kpi olarak yazmış olurum. Düzenleyelim. Eksi 30 artı 2 kpi gelmiş olacak. Ya da düzenlediğim zaman x eşittir 150'den 60 çıkartırsam 90 artı 2 kpi gelmiş olacak. Şimdi buradan aynı mantıkla 360'a tamamlarsak 330 artı 2 kpi, çünkü eksi olamayacak, çünkü eksi olursa sonuç eksi gelir. Ondan kaynaklı 360'dan çıkartıyorum. X eşittir 90 artı 2 kpi gelmiş oluyor. O zaman çözüm kümem geldi arkadaşlar. X eşittir 330'un 11 pi bölü 6 olduğundan 2 kpi, ya da diyorum x eşittir 90'ım da pi bölü 2 olduğundan artı 2 kpi k eleman tam sayısı olarak yazmış oluyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ha, seçeneklerde mesela aralık verirse k'ya değer vererek çözüm kümelerini bulmuş olursunuz arkadaşlar. Kos ve sin'e göre homojen denklemler. A ve B sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere A cos x artı B sin x biçimde ifade edilen denklemlere homojen denklemler diyoruz. Ne işimize yarıyor? Soru üzerinden görelim arkadaşlar. Şimdi kök 3 bölü 3 cos x, her tarafı neye bölüyorum? Bakın, her tarafı cos x'e bölmüş. Cos x'e bölüyorum. Kök 3 bölü 3 gelmiş oldu. Eksi sin 3x bölü cos 3x eşittir 0 denklemimiz geldi. Buradan bunu bu tarafa gönderirsem şu ifadem tanjanttır. Tanjant 3x eşittir ne geldi? Kök 3 bölü 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Bu da ne yapar? Kök 3 bölü 3, yani 1 bölü kök 3. O da ne yaptı? 30'dur. Tanjant 30'a eşittir. Yani 3x eşittir. Tanjant 30'da pi türünden nasıl yazılır? Pi bölü 6 artı kpi olarak yazılmış olur. Bakın, 0 ile 2 pi aralığı, yani 0 dahil 360 aralığındaki köklerini bulacağız. Devam edelim. Her tarafı 3'e bölersek arkadaşlar, x eşittir 180'ı 18'e bölüyorum. Pi bölü 18 artı kpi bölü 3 gelmiş oluyor. Şimdi k'ya 0 verdiğimde pi bölü 18. K'ya 1 verdiğimde 7 pi bölü 18 geliyor. Onları yaptığınız zaman görürsünüz zaten. K'ya 2 verdiğim zaman 13 pi bölü 18. K'ya 0. K'ya 1. K'ya 2 verdiğim zaman. K'ya 3 verdiğimde bakın 3 pi bölü 3 artı pi bölü 18. Buradan da 3 pi 3'ler gider. Pi 18 artı 1 19 pi bölü 18 x'im gelmiş oldu. K'ya 4 verdiğimizde x eşittir 25 pi bölü 18 geliyor. K'ya da 5 verdiğiniz zaman 31 x'im 31 pi bölü 18 geliyor. 360'tan büyük gelmemesi lazım. En son burada duruyoruz. O zaman k'ya 0'dan itibaren kaç tane değer vermiş olduk? 6 tane değer verdik. İsterseniz şuna bakın. 180'ı 18'e böldüğümde 10, 31 ile çarparsam 310, 360'dan küçük geliyor. Dolayısıyla k 6'da 360'dan büyük geleceğinden dolayı ne yapıyorum? 6 tane kökü vardır. 0 ile 360 aralığında 6 kökü mevcuttur diyoruz. İsterseniz şey olarak da, pi türünden değil de normal değer olarak da yazabilirsiniz. Bir sıkıntı teşkil etmez arkadaşlar.
Cos x ve sin x'e göre ikinci dereceden homojen denklemler. Şimdi ne yapıyoruz? Soru üzerinden görelim arkadaşlar. Hepsini direkt cos kare x'e bölüyorum. Bakın hepsini cos kare x'e bölüyorum. 2 sin kare x bölü cos kare x artı sin x çarpı cos x bölü cos kare x eksi 3 cos kare x bölü cos kare x eşittir 0. Ne geldi? 2 tan kare x geldi. Şuradan gönderdiğim zaman bir tane tan x'im gelmiş oldu. Cos kare x'ler gitti. X 3 geldi. Bakın çok güzel bir denklemimiz geldi. Buradan 2 tan x'e 2 tan x'e tan x olarak parçalarsam burası da ne gelir? 1'e 3 gelir. Eksi 3 olduğu için eksi 1. Heh, şu şekilde yazarız. Eksi 2 artı 3 çıkarttığım zaman 1 gelecek. Yani tan x'im ne gelmiş olacak? 2 tane denklem gelecek. Tan x'im ya eksi 3 bölü 2 gelir ya da tan x'im 1 gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi çözüm kümelerine bakarsak tan x'im 1 ise çözüm kümem yani alfam ne gelecek? Pi bölü 4 45 gelmiş olacak. Eksi 3 bölü 2'den de yani şu teta'nın eksi 3 bölü 2 aralığındaki çözüm kümesini buluruz. Teta diyelim, x diyelim fark etmez. Yani buradaki trigonometrik cetvelden bulunabilir. Çok önemli değil şu anda bu. Çözüm kümem o zaman ne yapıyorum? X artı x eşittir. Pi bölü 4 artı tanjantta kp olarak yazılıyordu. Ya da x eşittir. Teta artık yani şu açıya teta diyelim. Teta artı kp olarak yazılır. K eleman tam sayı olarak bulunur. Çünkü eksi 3 bölü 2'nin tam bir değeri yok arkadaşlar. Cetvelden bulmuş oluruz onu. Fonksiyonun en büyük ve en küçük değeri. Şimdi arkadaşlar en büyük ve en küçük değerinde ise son konumuz trigonometrinin zaten a çarpı sin x b çarpı cos x. Burada en küçük değeri için şunların kareleri toplamı kök içinde en küçük değeri eksi en büyük değeri artıdır. En büyük değeriyle en küçük değerini bulalım demiş. Bulalım arkadaşlar. Yani 7, 24. Şimdi karesini alırsak 7'nin karesi artı eksi 24'ün karesi. 7, 24, 25 üçgeninden kök 625 hatta gösterelim. Bu da 25 gelecek. En büyük değerim artı 25. En küçük değerim de eksi 25 gelmiş oluyor. Bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet son örneğimiz arkadaşlar. 4 sin x artı 3 cos x eşittir 5 ise cos x değeri kaçtır? Şimdi ben burada 4 ortak parantezine alsam. Bir şeyler çıkması lazım arkadaşlar. 3 cos x bölü 4 eşittir 5 gelecek. Şimdi 4'e böldüğüm takdirde ne gelir? Sin x artı 3 bölü 4 cos x eşittir 5 bölü 4. Tanjant alfa neydi arkadaşlar? Tanjant alfa 3 bölü 4. Kosinüs alfa neydi? Buradan 4 bölü 5. Sin alfa neydi? 3 bölü 5. Şimdi bunlar tanıdık geldi. Sayılar birbirine yakın olduğu için bu şekilde bir şey yapabilirim. O zaman ben ne diyebilirim? Sin x artı 3 bölü 4 cos alfa cos x eşittir pardon. 5 bölü 4 ise şunları yerine yazarsam sin x 3 bölü 4 gördüğüm yere tanjant alfa çarpı cos x eşittir 5 bölü 4 olarak yazabilirim. Peki ben şurada sin alfa bölü cos alfa yazsam ve payda eşitlesem. Ne geldi? Sin x çarpı cos alfa artı sin alfa çarpı cos x gelmiş oldu. O da eşittir. 5 bölü 4 çarpı cos alfa geliyor. Şurası nedir arkadaşlar? Sinüs x artı alfa gelmiş oldu. Sin cos olduğu için 5 bölü 4 çarpı cos alfayı da buradan bulduk. 4 bölü 5. 4'ler gitti, 5'ler gitti. O zaman sinüs x artı alfa eşittir 1 gelmiş oldu. X artı alfa nedir? 90'dır. O zaman x'im 90 eksi alfa yazabilirim. Yani kosinüs x gördüğüm yere kosinüs 90 eksi alfa yazabilirim. O da kosinüs x eşittir. Çünkü 90 eksi alfa olduğundan kosinüs x eşittir. Sin alfadan dolayı sin alfamda 3 bölü 5 olduğundan dolayı bakın kosinüs alfa sin alfa eşit olur. Sin alfanın değerini de biliyorum.
O da ne yapacak? 3 bölü 5. Yani cos x'in değeri ne gelmiş olacak arkadaşlar? 3 bölü 5 gelmiş olacak. Ve trigonometri konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.